Arkadaşlar merhabalar. Konumuz ısı ve sıcaklık. Ee, sıcaklık konusundan bahsedeceğiz. Yani maddelerin sıcaklıklarındaki değişimlerin bağlı olduğu durumlar veya maddeye enerji verdiğiniz zaman bazen sıcaklığı artmayabiliyor. Yani sıcaklığın sabit olduğu durumlar. Yani hal değişimi konuşacağız ve bunların bağlı olduğu değişkenlerden bahsedeceğiz. Evet, ilk tanımımız özgül ısı, öz ısı C harfiyle gösteriyoruz. Küçük C ve şuradaki ilk paragrafımız tanımımız ama tanım diye değil biraz inceliklerini düşünerek öğrenmeye çalışmamız gerekiyor. Bir maddenin bir gramı yani en küçük maddesel miktarından bahsediyoruz. Bir gramının sıcaklığını bir derece değiştirmek için yani yükseltmek veya düşürmek anlamında bu. Verilmesi ya da alınması gereken ısı miktarı özgül ısıdır. Yani her maddenin bir gramı için bu değer farklılık gösterir. Çünkü her maddenin atomik yapı, bağları farklı olduğu için titreşimleri, verilen enerjinin tepkisi değişik olacaktır. Bu yüzden de ayır dedici bir özelliktir. Örneğin suyun özgül ısısı 1 kalori bölü gram santigrat derecedir. Şimdi burada birim nasıl ezberlenecek? Birim bilinmesi gerekiyor mu? Şeklinde düşünmek Gerekirse doğrudan bunu verdiğimizde sanki ezberlenmesi gerekiyor diye düşünebilirsiniz. Ama bir yandan da sayfanın ilerisini şöyle bir çevirecek olursak, biz e, maddelerdeki sıcaklık değişimini hesap etmek için kel maciti kullanacağız. Yani macit formülünü düşünürseniz bunu biraz sonra daha detaylı vermeye çalışacağız. Buradan aslında rahatlıkla Özgül ısının, öz ısının birimini de çıkartmış olacaksınız. Mesela şunu yazalım. Yani ezber yapmak istemiyoruz çünkü. Burada kalori ısı birimi olarak alınırsa bunu biliyoruz. Kütle birimi gram, C'yi istiyoruz. Celsius alacağız bu durumda. Kalori alıyorsak özgül ısıyı çekecek olursanız her iki tarafı gram ve santigrat'a bölmeniz gerekiyor gram çarpı santigrat. Gramlar gitti, Celsius'lar gitti. Öz ısının birimi kalori bölü gramdır. Bazen böyle birim analizi sordukları için birimler ezberlenmez. Formülleri zaten biliyoruz, bilmeliyiz sorularda kullanabilmek için. Onu aslında birimlerini yazdığınızda isteyeceğiniz birim hangisi ise ona x deyip onu çekmeniz gerekiyor. Tabii bu uluslararası karşılığı değil. Öz ısının uluslararasındaki birimi ise kalori yerine joul kütle yerine kilogram, sıcaklık yerine kelvin alırsanız yani jül bölü kilogram çarpı kelvine dönüşmüş oluyor arkadaşlar. Yani uluslararası karşılığı şurası da yanlış yazılmış bu arada kelvindir. Öz ısının yaygın olarak kullanılan birimi ise demin verdiğimiz gibi bir kalori bölü gram çarpı santigrat derece demektir. Burada gene çok önemli bir şeyden bahsetmişiz. Örneğin suyun öz ısısının tüm katıların öz ısısından büyük olması. Bu önemli bir yorumdur. Yani suyun C değerinin yüksek olması onu sıcaklık olarak yükseltebilmek için sıcaklığını arttırabilmek için daha fazla enerji vermeye vermeyi gerektirir. Yani sıcaklığını 10 derece arttırmak için bir başka katı maddeye göre daha fazla enerji ihtiyacı duyacak demektir. Bu yüzden denizler karalara göre kesinlikle daha geç ısınır. Yani karaların denizlere göre daha hızlı ısınıp soğumasının nedeni öz ısıdır. Çünkü onun C değeri daha yüksektir. Yani öz ısısı yüksek olan maddelerin sıcaklık değişimini yavaş yapma nedenimiz Onlara daha fazla enerji vermemiz gerektiğindendir. Bu yüzden de daha zamana ihtiyaç duyar, daha yavaş gerçekleşir yorumunu yapabiliriz. Yani öz ısı, kesinlikle ısı veren ya da alan maddenin sıcaklığının ne kadar hızlı değiştiğini gösteren bir e, ifadedir, bir göstergedir yorumunu yapabilirsiniz. Evet, ısı sahası yine C harfi, ama bunu büyük C sembolüyle gösteriyoruz. Buna ısı kapasitesi de diyoruz. Formülümüz ise m ve c'nin çarpımı. Yani maddenin kütlesiyle özgül ısısının çarpımına ısı sahası, ısı kapasitesi deniyor. Burada artık ayırt edicilik ortadan kalkıyor. Çünkü tanımımız şu burada şudur arkadaşlar. Maddenin m kadarının sıcaklığını 1 derece değiştirmek için yani küçük C'de 1 gramı 1 santigrat derece değiştirmek içindi. Büyük C'de ise büyük C'nin açılımı MC demekti. Maddenin M gramını 1 derece değiştirmek için gereklisı miktarı. E M gramı daha çok madde olduğu için bu çarpımları denk gelebilir, eşitleyebilirsiniz. Artık ayırdedicilik ortadan kalkmış oluyor. Uluslararası ısı sahasının uluslararası karşılığı Joule bölü yine Kelvin cinsinden ifade ediyoruz. Ama normal kullanımı kalori bölü santigrat şeklinde olması gerekiyor. Yani sadece kütle kısmını iptal etmiş oluyoruz. Sadeleştiği için Joule bölü Kelvin olarak ifade ediyoruz. Evet buraya baktığımızda sıcaklık değişimi nelere bağlıdır? Yani bir maddenin sıcaklığını arttırdığınız zaman kütlesinin az ya da çok oluşuna, C yani özgül ısısının büyük ya da küçük oluşuna, ilk sıcaklık değerinin yüksekten mi, düşükten mi başladığına bağlı olarak maddenin sıcaklığındaki değişimler bunların hepsinden etkilenir ve bunların hepsini toparlayarak biz genelde bir kullanım ifadesi vardır. Kel macit şeklinde deriz. Yani buradaki Q ısı M kütle C özgür ısı delta T ise sıcaklık değişimi şeklinde ifade ederiz. Buradaki MC'ye çarpım olarak bir önce ifade etmiştik. Isı sahası şeklinde ifade edilir. Ya da şöyle de yazılabilir yani Q eşittir büyük C çarpı delta T. Çok kullanılan bir ifade şekli değildir. Genel olarak biz Q eşittir MC delta T mantığıyla formülümüzü vermeye çalışıyoruz. Isı sahası birimi kalori bölü santigrat derece alındığında ısı birimi kaloridir. Şimdi ısı sahasının birimi ezberlenmez. Ana birim olan Q bilinmesi gerekir. Kaloridir ya da juldür. O yüzden bunları Ezber yapmak zorundasınız. Isıyı veya mesela örneğin sıcaklık temel birimdir. Temel birim olduğu için bunun da Celsius ya da Kelvin kullanabileceğinizi bilmelisiniz. Isı sağları farklı olan mandelere eşit miktar ısılar verilirse ne olur? Burada biz yorum yapıyoruz. Yani formülümüzü biliyoruz zaten. Kelmaciti yazıyoruz. Şimdi ısı salları farklı olan maddelere bakın. MC'ler farklıymış. Eşit miktar ısı verirsek ne olur diyoruz? Yani burada formül şöyle yorumlanır. Q'ye eşit alıyoruz arkadaşlar. MC ile delta T ters orantılı. MC'si büyük olanın matematiksel bir eşitlik bu. Sonucun eşit olabilmesi için delta T'sinin küçük olması lazım. Yani ısı sağası büyükse sıcaklığı daha önce de söylemiştik. Tersiye yavaş yavaş yani daha az artar. Ama ısı sahası küçük olanların sıcaklık değişimi daha fazla olur. Yorumunu ters orantı olarak yapma şansınız var. Şimdi ise sıcaklık verilen ısı grafiğinden bahsedecek olursak. Yani en alttaki grafiğe bakarsanız. Burada genelde bizim fizikte kullandığımız hep eğim alan bilgileri var. Burada da yine eğim bilgisini kullanacağız. Eğim demek çizdiğiniz grafiğin yatayla yaptığı açının tanjantı demektir. O da karşının komşuya oranıdır. Yani tanjant alfa karşı kenar sıcaklık ekseni olduğu için sıcaklık değişimi, komşu kenar ısı olduğu için Q diyebilirsiniz. Verilen ısı miktarı diyebilirsiniz. Bu neye eşittir? Macide tamamlarsanız 1 bölü mc demektir. Burada çok güzel bir yorum yapılmış oluyor. İçler dışlar yaptığınızda mc delta t'yi elde etmeye çalışıyorsunuz aslında. Yani eğim bana 1 bölü mc'yi yani ısı sahasını veriyor. 1 bölü c ama ısı sahasının tersini veriyor. Yani eğim ne kadar büyükse o zaman eşitliğin şu kısmına bakarsanız ters orantılı ısı sahası küçük demektir. Alfa ile C ters orantılıdır diye düşünebilirsiniz eğimden yola çıkarak. Ama bu tarz şeyler mümkünse ezberlenmemeli. Yani tanjant alfaya bakılmalı. Zaten ısı konusunda tek bir formül bilirsiniz kel macit. Onu biraz neye eşitleyebiliriz diye düşünmeliyiz. Çünkü birçok ezber bu sefer karışabiliyor. Ya da yok benim ezberim kuvvetli derseniz de ısı grafiğinin eğimi burada neyi verecektir? 1 bölü C'yi verecektir şeklinde de düşünülebilir. Örnek sorumuz öz ısıları C, 2C ve C olan kütleleri 2M, 1M ve M olan KLM sıvıları özdeş ısıtıcılarla 2TT ve 2T süre ısıtılıyor. Son sıcaklıklar eşit oluyor. İlk sıcaklıklar arasındaki ilişki nedir? Isı kayıpları önemsenmiyor ve sıvılar hal değiştirmiyor. Şimdi burada her bir madde için özdeş ısıtıcılarla farklı süre ısıtıyorsak 1T'ye 1Q veriyorsak 2T'ye 2Q veriyoruz. Şimdi K'dan başlayalım. K'yı 2T ısıttığım için 2Q enerji veriyorum. K'nın kütlesi 2M özgül ısısını C vermişim ve sıcaklık değişimini delta t k olarak alacağım. Buradaki ikiler gittiği için yani delta t k q bölü mc ile orantılıdır çıkıyor. Q bölü mc delta t k'nın orantılı olduğu değer. L için 1T ısıttığımdan bir Q verdim. Kütlesi 1M ama 2C. Delta t l diyorum. Buradan yine delta t TL'yi çekersem Q bölü 2MC. Yani 1 bölü 2 katı olduğunu görüyorum sıcaklık değişimi. Üçüncüsü yani M için çalışmama baktığımda 2T yani 2Q ısı vereceğim. Kütlesi 1M, özgül ısısı C, delta T, M. Buradan 2Q bölü MC gibi bir denklem çıktı. Bu şu anlama geliyor baktığınızda. M2 ile L1 bölü 2 ile K1 ile orantılı yani en fazla sıcaklık değişimi M'de olmuş demektir. En az da sıcaklık değişimi L'de olmuştur. K ise aradadır değer olarak baktığınızda. Ama bana sıcaklık değişimi demiyor. İlk sıcaklığı, e son sıcaklıkları eşit olması demek M'de en fazla değiştirerek eşitleyebilmişim. Yani M'nin o zaman sıcaklığı en düşük demektir. Yani sıcaklık değişimini en fazla yapıyorsam eşitleyebilmek için M'nin sıcaklığı en düşük ki en fazla değişim yaparak eşit hale getirmişim. L'nin sıcaklığı da çünkü ısıtarak yapıyorum bunu. L'nin sıcaklığını en az değiştirmişsem L'nin sıcaklığının en yüksek olması demektir. Yani cevabımız B seçeneğidir. Eşit kütleli KLM sıvılarının sıcaklık zaman grafiği verilmiş. Sıvıların birim zamanda şu bilgiye dikkat edin sorularda. Birim zamanda ısı eş, enerji değişimleri eşitse yani eşit zamanda eşit ısı verildiği için şuralara Q 2Q yani zaman eşit aralıklı olmasından dolayı 3Q bilgisini yazabilirsiniz. Bu sıvıların cinslerinin aynı olup olmadıkları hakkında ne söylenebilir? Sıvıların cinslerini belirleyen e, konumuz sıcaklıkla alakalı bir şey olduğu için sıcaklıkta ayır dedici olan öz ısıdır. Yani öz ısıları hakkında eşit mi değil mi bunu yakalamaya çalışacağız. E zaten kütlelerini vermiş. Arkadaşlar ister eğimden gidin isterseniz de ezber yapmayın demiştik. Zaten ısı sıca sıcaklık konusunda macit formülünü mutlaka bilmeniz gerekiyor. Örneğin K için 2Q vermişim. Formülümü kullanıyorum. K için 2Q vermişim. Kütleler zaten eşit. Sıcaklığım şu aralıklara da 0, 1, 2, 3 dersem 1'den 3'e çıkmış. Bakın K için. Yani sıcaklık değişimi 3 eksi birlik bir değişim. Buradan CK'yı çekerseniz ne çıkacaktır? Q bölü M gibi bir şey çıkacaktır. Aynı mantığı L için yapacağım. L'ye 3Q vermişiz. Kütlesi aynı ama sıfırdan 3'e çıkmış. Yani sıcaklık değişimi 3. Yine 3'ler gideceği için L de buradan Q bölü M gibi bir matematik çıktı. M'ye bakıyorum. Onun sıcaklığı azaltılmış. Yani demek ki ısı çekmişim. Ama ne kadar? 3Q çekmişim. E sıcaklığı 3'ten 0'a. Değişim yine 3. Yani burada negatiflik aramayın. Bu delta T hep büyükten küçük çıkartılır. 3'ler yine gitti. Yani ne oldu gençler? Q bölü M. E bakıyorsunuz bunların hepsi aynı çıktı. 3'ünün de aynı olabileceğini söylemeniz gerekiyor. 3'ü de aynı olabilir. Çünkü özgül ısı değerleri aynıdır. Yani cevabımız A seçeneğidir. Hal değişimi. Şimdi maddeye enerji verdiniz, sıcaklığı arttı ama maddenin sıcaklığı sürekli artmaz. Belli bir değere geldiği zaman taneciklerin, maddeyi meydana getiren taneciklerin birbirine uyguladığı çekim kuvveti sayesinde bir arada durmasını sağladığınız bu maddenin o verdiğiniz enerjiyle sıcaklığı artık artar artar o bağları zorlamaya başlar. Bu bağlar zorlanarak e, kopma aşamasına gelir. Taneciklerin hareket enerjisi arttıkça aralarındaki uzaklık artar. Bu çekim zorlanır e, ve tanecikler birbirinden uzaklaşarak buna elektriksel kuvvet diyoruz. Dolayısıyla bu elektriksel kuvvetin değeri de azalmaya başlar bağlar zorlanır. Ve katı maddeyi buradan sıvıya, sıvıyı gaz ve plazma haline getirmek için maddeye enerji vermek gerekir. Maddelerin ısı enerjisi alarak ya da vererek başka bir hale geçmesine hal değişimi denir. Yani madde katı, sıvı, gaz ve plazma formuna geçebilir, haline geçebilir. Ama bu ilk olarak aslında maddeye verilen enerjinin taneciklerinin birbirinden uzaklaşmasıyla başlar. Doğada gözlenen su döngüsünde maddenin plazma hali dışındaki 3 hali de gözlemlemekteyiz. Yani yağış olduktan sonra yeraltı kaynağı, yeraltı suyu güneş enerjisiyle buharlaşır ve tekrar e, buharlaşma gaz fazına geçme, sonra bulutta yoğuşma, tekrar bu döngü bu şekilde devam ederek katı sıvı gaz formunu görmekteyiz. Bir maddenin hal değiştirebilmesi için hal değişimi sıcaklığında olması ve bu sıcaklıktayken maddeye ısı verilmesi ya da ısı alınması gerekir. Şimdi bu cümleden ne anlam çıkarabiliriz? Örneğin buz 0 santigrat derecede ise sen buna enerji verirsen, ısıtırsan hal değişimi gözlenir. Ama buz elinizdeki madde buz maddesi eksi 10 derecede ise sen bunu ısıtsan bile eksi 10 derecede erime gözlemleyemezsin. Yani önce buzu 0 dereceye ulaştırman lazım ki erime gerçekleşsin. Peki daha sonra su haline geldi diyelim. Suyun da kaynayabilmesi için 100 derecede olması gerekir. Yani biz 20 derecedeki bir sudan bahsediyorsak verilen enerji önce sıcaklığını arttırır, 100 dereceye gelir ve sonra hal değişimi gerekir. Yani maddelerin mutlaka hal değişim sıcaklıklarına ulaşması lazım. Ondan sonra verilen enerji hal değişimini sağlar. Aşağıda verilen şekilde 8 çeşit hal değişimi görülmektedir diyoruz. Bu durum genelde bilindik bir şeydir ama Şöyle diyebiliriz. Normali e, atlamadan giderseniz katı sıvı sıvıdan kaynayarak buharlaşmadır. Sonrasında sudan e, kaynama gerçekleştirdikten sonra gaz fazı diyebilirsiniz veya buhar e, su buharı da diyebilirsiniz. Çünkü fizikte daha çok suyun döngüsü incelendiği için gazdan yoğuşma, su veya sıvı ama sıvı, sıvıdan donarak da katı. Yani normal pozisyon şu gidiş gelişler üzerindedir. Ama bunun dışındaki istisna nedir? Katı doğrudan gaz fazına geçebilir. Yani sıvıyı atlayarak gaz fazına geçebilir. Buna süblimleşme diyoruz. Ya da su buharından doğrudan kırağılaşma görebilirsiniz. Yani buna örnek olarak kar örneği verilebilir. Su buharı e, çok fazla enerji kaybederse, yoğuşursa yani katı hale gelip kar da oluşabilir. Yani buna kıralaşma deniyor. Veya gaz ortamı e, yoğuşma, donma gibi durumlarına girmeden enerji kaybederse bu durumda iyonlaşma gerçekleşir. Ama plazma ortamı bu durumda e, tersine bir durum. Yani enerji verirse, yani gaz ortamı enerji alırsa iyonlaşma, iyonizasyon diyoruz. Ama plaz, plazma ortamı tersine bir dönüşüm, enerji verirse buna da de iyonizasyon kelimesi kullanarak tersi bir durum karşımıza gelebilir. Plazma ortamı ne demektir peki? Enerji alarak Maddenin artık nötrlüğünün bozulması, elektron kaybetmesi. O yüzden iyonlaşma kelimesi üzerinden yorum yapıyoruz. Maddenin dördüncü hali iyonize olmuş gazdır. Yapısında çok sayıda iyon ve elektron bulunur. Yani elektron kaybeden atom artık artı yüklenmiş demektir. Serbest halde elektronlar ve artı yükler mevcuttur. Plazmaya ağır, ağır aralar yıldızlar, floresan lambalar, neon lambalar bunlar örnek verilebilir. Mum alevi alevi örnek verilebilir örneğin. Bunların hepsi plazma ortamına örneklerdir diyebilirsiniz. Örnek sorumuz Emre çaydanlığın içine bir kalıp buz koyuyor ve sonra ocağa bunu yerleştiriyor. Bir süre sonra çaydanlıktan çıkan buharın önüne tencere kapağı tutuyor ve kapaktan su damlaları indiğini fark ediyor. Buna göre Emre'nin yaptığı bu etkinlikte madde hangi sıraya göre hal değiştirmiştir? Önce buz. Şimdi buz kaynayabilmesi için bir kere buzdan erime gerçekleşmesi, su olması lazım. E sonra suyun 100 dereceye gelip buhar olması yani su buharına Dönüşmesi gerekiyor kaynadıktan sonra. E, tencerede, e, burada çaydanlıktan çıkan su buharının kapağı çarparak tekrar son aşamada ise yoğuşması ve su haline dönmesi gerektiğini söyleyebilirsiniz. Hal değişimi ile ilgili 1-2-3 eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? Buharlaşmanın tersi yoğuşmadır. Yani kaynayarak gaz fazına geçer. Gaz fazından enerji verirse madde yoğuşur. Bir doğrudur. Donmanın tersi erimedir. Erimenin tersi donmadır. Ters köşe olmuş. Kırağılaşmanın tersi süblimleşme. Süblimleşme kırağılaşmayla eşleşmesi gerekir. Yani ki ve 3 yanlış oluyor bu durumda. Cevap A seçeneğidir. Evet bu sayfamızda bolca tanım vereceğiz sizlere. Yani erime nedir, donma nedir? Maddenin hal değiştirirken özelliklerinden bahsedeceğiz. Madde hal değiştirirken alınan ya da verilen ısılar tanecikler arasındaki potansiyel enerjinin artmasına ya da azalmasına neden olur. Yani maddenin yapısına göre tanecikler bazen birbirinden uzaklaşır, bazen yaklaşır. Mesela ısıtıyorum, ee, Katıdan sıvı faza geçiyorsa madde tanecikler birbirinden uzaklaşır ve böylece potansiyel enerji artmış olur. Ama yoğuşma aşamasındaysa su buharından su haline geliyorsa ya o zaman da potansiyel enerji ters bir durumla yani azalmaya sebep olur. Bu yüzden alınan ya da verilen enerjiler bazen potansiyel enerjiyi arttırır, bazen de azaltır. Taneciklerin kinetik enerjilerini etkilemez. Evet, bu vurguya dikkat edin. Sorularda aslında birinci cümleden ziyade bu ikinci cümle yorum olarak karşınıza gelir. Yani hal değiştiren maddenin kinetik enerjisi etkilenmez, sıcaklığı sabit kalır demektir. Hal değişimi sırasında maddenin çünkü genişleme, hacmi değişir, boyutunda değişme gözlenir. Bir maddenin katı halden sıvı hale geçmesine erime denir. Ama erimeye başlaması için bir sıcaklık değerine ulaşması lazım. Bu sıcaklığa erime sıcaklığı denir. Örneğin erime sıcaklığı katı olan buz için 0 derece olmalıdır. Ve buz erime sıcaklığı 0 derece olan bir maddedir. Ve bir maddenin e, bu erime sıcaklığı ayırt edici bir özelliğidir. Donma ise Sıvı haldeki maddenin katı hale geçmesidir. Ama sıvı haldeki bir maddenin katı hale geçerken katılaşmaya başladığı bir sıcaklık noktası vardır. Örneğin burada da suyu vereceğiz. Suyun donma sıcaklığı 0 derecedir. Yani ters gene bir durumla karşılaştık. Bir maddenin aynı cins maddenin erime noktası erimeye başladığı nokta donmaya başladığı noktaya erime noktası donma noktasına eşittir. Yani suyun donma noktası sıfırdır. Buzun erime noktası da sıfırdır. Safsa içerisinde bir katkı maddesi yoksa ve bu noktalar maddeler için ayırt edicidir diyoruz. Erime noktası erime sıcaklığı donma sıcaklığına eşittir. Buharlaşma ve yoğuşma. Sıvıların gaz haline geçmesine buharlaşma denir. Buharlaşmada basıncın ve diğer fiziksel etkilerin şartların etkisi çoktur. Örneğin saflık, içindeki katkı maddelerinin dış basıncın kaynamaya mutlaka etkisi vardır. Sıvı ısıtıldığında moleküllerin hızı artar. Hızla sıvı yüzeyine ulaşan molekül moleküller arası çekim kuvvetini yenerek Çünkü elektriksel bir yapıya sahip madde artı eksi arasında bir çekim olmasına rağmen Bunlar birbirini yenerek ne yapacaktır En sonunda yüzeydeki tanecikler e, terk edecek kopacak ve buharlaşma gerçekleşmiş olacaktır Buharlaşma her sıcaklıkta olabilir yani Örneğin şöyle diyorum sıvının yüzeyindeki tanecik Hareketli olduğu için bu tanecik içerideki tanecikten bağını kopararak serbest hale gelebilir. Her sıcaklıkta olabilir ama yani 10 derecedeki bir su da buharlaşma gerçekleştirebilir. 20 derecedeki su da buharlaşma gerçekleştirebilir. Ama sıcaklığın artması buharlaşmayı hızlandırır. Yani 20 derecedeki buharlaşma hızı daha fazladır. Açık hava basıncının azalması buharlaşmayı arttırır çünkü açık hava dediğiniz şey bu sıvı yüzeyine yapılan aslında zorlamadır taneciklerin sıvı yüzeyindeki taneciklere yapılan baskıdır. Bu baskı ne kadar az olursa sıvı daha özgür, daha kolay bir şekilde e, yüzeyi terk edecektir. Dolayısıyla Yine bu cümleye dikkat etmenizi istiyorum ve kutucuk içerisine alarak yazıyorum. Buradan çok fazla soru gelir karşınıza. Buharlaşmanın olduğu yerde serinleme ve soğuma olur. Örneğin bir balkon yıkarsınız, ıslaktır ama kururken ortamın serinlemesi o sıvının buharlaşması için ortamdan enerji alması demektir. Elinizi yıkarsınız, kolonya dökerseniz, yüzünüzü yıkarsınız, banyodan çıkarsınız hep vücudunuz, eliniz, yüzünüz ıslaktır ama kururken sizden enerji çektiği için hep serinlik hissedersiniz. Yani bir yerde buharlaşma varsa o temas ettiği maddede mutlaka soğuma ve serinlik hissi oluşacaktır. Kaynama buharlaşmanın özel halidir. Şimdi buharlaşma oda koşullarında da olabilir. Her sıcaklıkta oluşabilir. Çünkü yüzeydeki taneciğin kaçması işlemidir, kopması işlemidir. Ama kaynamadan her sıcaklıkta olmaz. Çünkü kaynama taneciğin yani sıvı dolu kabın içindeki taneciklerin hepsinin aynı anda buharlaşabilmesi demektir. Yani aynı anda kopabileceği duruma gelmesi demektir. Bu yüzden buharlaşma her sıcaklıkta olmasına rağmen kaynama belli bir sıcaklıkta olması gerekiyor. Örnek verirsek suyun kaynamaya ulaşabilmesi için saf su için tabii ki normal şart için 100 derece olması lazım. Gaz halindeki bir maddenin ısı vererek sıvı hale geçmesine de yoğuşma denir. Kışın camların buğulanması, yazın dolaptan çıkarılan şişenin dışının buğulanması çünkü burada da yoğuşma olur. Hava içerisindeki su buharı taneciklerinin e, o su tarafından enerji alışverişi sırasında su buharı suya enerji verirse kendisi enerji verdiği için su buharı yoğuşacak ve dış kısmında öyle terleme, buğulanma gerçekleşecektir. Yorumu yapılmalıdır. Erime ve kaynama noktaları verilen maddeler... 0 dereceden 100 dereceye kadar ısıtılırsa fiziksel hali değişmeden aynı kalan maddeler hangileridir? Şimdi 0'dan 100'e kaynama noktası eksi 90, 0 zaten eksi 90'ın üstünde, 100 de bu tarafta. Yani bu fazla zaten gaza geçmiştir. Hep gaz olarak kalacaktır yani hal değiştirmeyecektir. L'ye bakıyorum. 0 derece eksi 50'nin üstüdür. 140'ın da altıdır. Yani bu aralıkta kaldığı için hep sıvı olarak kalacaktır. M'ye baktığınızda 0 12'nin sol tarafında kalıyor. 240'ın arasında kalıyor. Yani bu evrede katı ve sıvı evreleri görülür. Yani iki farklı e, hal değişimi var demektir. Çünkü erime gerçekleşecek 12'de sonra yüze kadar da sıvı olarak kalacaktır. N'ye baktığınızda eksi 20'nin üstüdür 0, 80'in üstü 100 olduğuna göre yani burada sıvı ve gaz fazı yine görüleceğine göre bir kaynama olayı var demektir. E, aynı halde kalanları istiyoruz biz. K ve L yani C seçeneği olmalıdır. Buzdolabı klima gibi bütün soğutucularda uygun bir sıvı buharlaştırılıp etrafından ısı alarak soğuma sağlanır. Yani buharlaşma olursa o ortam serinler ve soğur demiştik. Buna göre 1 2 3 olaylarından hangileri soğutuculardaki aynı fiziksel olay ile açıklanabilir? Sıcak yaz gününde tarladaki işçi içinde su bulunan testinin etrafına ıslak tülbent sararsa Tülbent içerisindeki su zerrecikleri buharlaşma eğilimindedir. Buharlaşırken çevresinden enerji alır. Bu enerjiyi testiden alacaktır. Testi enerji verdiği için soğuyacaktır. Yani doğrudur. Aynı ortamda bulunan ıslak toprağın kuru toprağa göre daha çok soğuması, ıslak topraktaki o su zerreleri buharlaşırken toprak da enerji vermesi gerekir. Toprak enerji verdiği için daha soğuk olur. Terleyen sporcunun dinlenmeye başladıktan bir süre sonra üşümesi ter de su zerrecidir sonuçta. Buharlaşırken kişi oradaki sporcu enerji vermesi gerekir. Buharlaşma ısı ver yani buharlaşma için su zerreciğinin ısı alması lazım. Nerede varsa komşu temas ettiği en yakın neyse buralardan ısı alır. Yani sporcu ısı vereceği için soğur. Ve bunların hepsinde serinlik hissi oluşacaktır. Yani E seçeneğidir. Evet, süblimleşme ve kıralaşmadan bahsediyoruz. Isı alan katı haldeki bir maddenin doğrudan gaz fazına geçmesi haline süblimleşmedir. Buna uygun çok fazla madde bilmiyoruz. Yani örnek olarak genelde naftalin veririz. Naftalin ve kuru buz katı halden gaz hale geçen maddelere örnek verilebilir. Yani Sıvıyı atlıyoruz, katıdan doğrudan buharlaşıyoruz. Isı veren gaz haldeki bir maddenin doğrudan katı hale geçmesine de kıralaşma denir. Genellikle yalıtkan olan ot, yaprak, çalı gibi ortamların üzerinde oluşur. Yani böyle tam kar gibi de değildir. Toz zerrecikleri gibi ama katı halde bulunur ve ısı alışverişinin aniden gerçekleşmesi durumunda kıralaşmayı görebiliyoruz. Uçak motorundan çıkan su buharının aniden donarak uçağın ardında biz bir iz bırakmış gibi görülmesinin nedeni de kıralaşmadır. Burada motordan çıkan gaz sıcaktır. O uçağın hareket ettiği koridorda soğuk bir koridor olduğu için ısı alışverişi gerçekleşir. O çıkan gaz Su buharıyla alışverişe girdiği zaman doğrudan e, gaz tanecikleri donarak o ortamda e, katı hale gelir. Yani o şekilde bir görünüm olur. Yani e, uçak motorundan çıkan bakın su buharından bahsediyoruz. Yani oradaki gaz zerreciklerinden bahsediyoruz. Aniden alışveriş yapmaları sonucunda kıralaşma gerçekleşir. İyonlaşma ve deiyonlaşma yani deiyonizasyon da diyebilirsiniz buna. Gaz halindeki bir maddenin plazma haline geçmesine iyonizasyon denir. Florasan lamba yandığında içindeki gaz iyonlaşarak plazma haline gelir. Plazma halindeki bir maddenin gaz haline geçmesi olayına da deiyonizasyon veya deiyonlaşma gibi bir tabir de kullanılabilir. Yanmakta olan floresan lamba kapatıldığında iyonize haldeki parçacıklar o zaman ne olacaktır? Artık enerji verilmediği için eski haline yani gaz fazına dönecek demektir. Erime ve donma ısıları. Evet, bunun sembolü erime ve donma ısısının ya da hal değişim ısısı da diyoruz arkadaşlar buna. Sembolü L'dir. Mesela buharlaşma ve yoğuşma ısısının sembolü de L'dir. Ama erimede buna LE ya da LD diyoruz. Buna da L yoğuşma veya L buharlaşma kaynama ısısı şeklinde ifade ederiz. Erime sıcaklığındaki katının 1 gramının sıvı hale geçmesi için gerekli ısı miktarına erime ısısı denir. Donma ısısı ise bu tam tersidir. 1 gram kat, e, sıvının ama tabii ki donma sıcaklığında olması lazım. Donma sıcaklığındaki 1 gram sıvının donabilmesi için dışarıya vermesi gereken ısı miktarıdır. O yüzden aynı cins maddelerden bahsediyorsak erime ısısı donma ısısına eşit olması gerekiyor. Aynı madde ise saf bir madde ise içerisine herhangi bir şey katılmamışsa bu ikisi kesinlikle eşit olmalıdır. Birim analizi yaparsanız Burada da genelde kel emel deriz. M çarpı L'yi kullanırız. Q'nun birimini kalori alırsanız kütleyi o zaman gram almalısınız. L'yi çekerseniz kalori bölü gram buluruz. Ya da uluslararası çalışırsanız birim analizi olarak Joule bölü kilogram olarak da kullanmanız gerekir. Yani şuradaki gramın baskatası olmuş. Ya Joule bölü kilogram ya da kalori bölü gramla çalışmanız gerekiyor. Kaynama sıcaklığındaki M kütleli maddeyi aynı sıcaklıkta buhar haline getirmek için formülümüz kelemel olacak. Ama L'yi tanımlarsak o da şu. Kaynama sıcaklığına gelmiş 1 gram maddeyi sıvı maddeyi tabii ki buhar haline getirmek için gerekli miktardır. Ben bunu yoğuşma diye tanımlarsam yoğuşma sıcaklığına gelmiş 1 gram gazın yoğuşabilmesi için dışarıya vermesi gereken ısı miktarıdır. Yine katıda olduğu gibi bu ikisi birbirine eşittir. Yani yoğuşma ve kaynama ısıları eşittir. Örneğin biz genelde suyla çalışırız. Suyun kaynaması ve yoğuşması için gerekli ısı miktarı 540 su buharı diyelim. 540 kalori bölü gram olarak verilir. Erime ve donma ısıları hakkında bahsedersek bu da 80 kalori bölü gram olarak verilir ama bunlar ezberlenmesi gerekli değil. Bu arada şunu da görüyorsunuz yani eritmesi için 1 gramına 80 kalori veriyorsunuz ama kaynaması için 1 gram suya 500 kalori veriyorsunuz. Yani kaynatmak demek ki eritmekten daha zor iş yani daha fazla enerji gerektiriyor yorumunu bile yapabilirsiniz. Bunlar ayırt edicidir. Hal değiştirme ısılarının tamamı erime, donma, kaynama, yoğuşma ısıları kesinlikle ayırt edici özelliktir. Isıtıcının gücü erime ve donma sıcaklığını etkilemez. Yani ısıtıcı yavaş da olsa su 100 dereceye gelmeden kaynamaz. Ya da buradaki 540 kalorinin değerini ısıtıcının gücü etkilemez. Çünkü maddenin cinsine göre bir değişikliktir bu. Erime ve donma süreleri e, Fakat erime ve donma sürelerini etkiler. Yani bir madde hep 100 derecede suysa bu kaynamaya başlar. Ama e, 100 derecede kaynamaya başlar. Ama ne kadar süre eriyecek dersek Şimdi ne kadar süre? Erimesi için 1 gramı 80 kaloriye ihtiyacı vardır. Bu ısıtıcıya bağlıdır. Yani ısıtıcı zayıf bir ısıtıcıysa bunu uzun sürede verir. Ama büyük bir ocağa koymuşsanız bunu daha kısa sürede ama eninde sonunda 80 kalori almak zorundadır. Bu yüzden ancak süreyi belirler ama vereceğiniz enerji fikstir. 1 gramı için örneğin hep 80 kalori bölü gram şeklinde olmalıdır. Şekildeki tabloda bazı maddelerin erime ve donma ısıları verilmiştir. Yani su buz 80, demir 64, gümüş ve altın için verilmiş. Buna göre 1 2 3 yargılarından hangileri doğrudur? 1 gram kütleyi eritmek için en az ısı madde altındır. Çünkü bu 1 gramının erimesi için 1 gramının erimesi için 15 kalori gerekiyor ama diğerlerinde 80, 64, 25. Yani bir doğru oluyor. Donma sıcaklığındaki eşit kütleli yani hepsi M kadar demir ve gümüşe odakladığın gümüş daha fazla ısı verir. Yani demir için M çarpı 64, gümüş için M çarpı 25'tir. Yani bakıyoruz burada demir ve gümüş donduğunda gümüş daha fazla ısı verir ifadesi baktığınızda yanlıştır. Çünkü demir 64m, gümüş ise 25m'lik vermesi gerekir. Yani yanlış oluyor. Erime sıcaklığındaki 1 gram demiri eritmek için gerekli enerji ile 4 gram altın eritilebilir. 1 gram demiri eritmek için 64 ama 4 gram altın için 15 çarpı 4'ten 60 kaloriye ihtiyaç var. Emeli kullanarak buluyorsunuz. Ama 1 gram demir için 64'ü kullanıyorsunuz. Ama eritebilir yani 64-60'dan daha büyük olduğu için dolayısıyla doğrudur. Yani bu L değerleri 1 gram için geçerli. Belli bir gram için hesaplamanız gereken m çarpı L'dir. O yüzden bana altın için M çarpı kütle vermiş. L'den hesap ediyorum. Ama demir için şuradaki değere bakıyorum. Yani cevabımız 1 ve 3 olmalıdır. Erime sıcaklığındaki eşit kütleli katı 3 tane maddeden X, Z maddesinden bahsediyoruz. Özdeş kaplara koyuyoruz. Özdeş ısıtıcılarla çalışıyoruz. Evet. 3 tane kap ısıtıcılarımız aynı. Q, Q, Q. Ve eşit kütle koyuyoruz. X maddesi, Y maddesi ve Z maddesi diyoruz. Her şey aynı gibi gözüküyor şu ana kadar. Bunlar kütle olarak aynı. Kaplar da özdeş. Kaplarda katı halde en fazla X maddesi en az Z maddesi kalıyor. Yani z çok az kaldı. En fazla ise x kaldı. Yani x'in daha az eridiğini söylüyoruz. Halbuki en q'yu eşit vermiştik. Yani q eşittir emelden düşünürsem o zaman q eşit olmasına rağmen x'in en az erimesi yani burada eriyen miktar bu. M eriyen miktarı kastediyor. En az erimişse L'sinin en fazla olmasındandır. Yani erimesi için daha çok enerji vermek gerekir. Yani eriyen miktarla ters orantılıdır. En az eriyen X olduğuna göre en fazla eriyen Z olduğuna göre ters orantıdan cevap tabii ki A seçeneği olmalıdır. Evet hal değişim grafiği. Katı haldeki saf bir maddenin sıcaklığının verilen ısıya bağlı olarak değişim grafiği aşağıdaki gibidir. Yani nasıl olmuş? Önce verilen sıcaklık negatif bölgede olduğu için verilen enerjiyle maddenin sıcaklığı artmış. Öyle bir değere geldik ki arkadaşlar, verilen enerjiye rağmen sıcaklıkta artış yok. Sıcaklığın sabit kaldığı evre Maddenin artık hal değişim sıcaklığına ulaşmış olması demektir. Çünkü madde hal değişim sıcaklığı erime sıcaklığıdır. Sıcaklık sabit kalır ve bu evrede erime gerçekleşir. Tamamen en son noktada artık sıvı hale gelmiştir. Sıvı hale geldikten sonra verilen sıcaklık sıcaklığı arttırır arttırır ama bu artış da belli bir yere kadardır. Örneğin bu suysa 100 derecedir. 100 dereceye ulaşan su bu aşamada sabit kalır ve hal değişim gözlenmeye başlar. Yine hal değişim sırasında verilen enerji bağlara gittiği için sıcaklık sabittir ve en sonunda artık madde gaz fazına geçmiştir. Yani yatay çizgilerde hal değişim çizgilerinde kesinlikle sıvının tamamı buharlaşana kadar sıcaklık sabit kalır. Veya katının tamamı eriyene kadar sıcaklık sabit kalmıştır. Bu bilgilere dikkat etmek gerekiyor. Yani kaynama süresince verilen ısı, erime süresince verilen ısı nereye gidiyor demektir? Hep hal değişimine gidiyordur. Yani o evrelerde biz Q eşittir ml şeklinde kullanmamız gerekiyor. Evet, son paragrafta ise erime için geçen e, süreyle ya da verilen ısıyla kaynama sırasında verilen ısının farklı olmasını görüyoruz. Bunun nedeni buharlaşma ısısının erime ısısından büyük olmasıdır. Bunu en güzel örnek olarak e, suyun ya da buzun erime ısısını vermiştik, 80 kalori bölü gram. Tabi bunun ezberlenmesi gerekmiyor ama kullandıkça bunu fark edeceksiniz. Suyun kaynama ısısı yani buharlaşma ısısı ise arkadaşlar kaynama ısısı 540 kalori bölü gram şeklindedir. Kaynama ısısından bahsedecek olursak gördüğünüz gibi suyun kaynaması için 1 gramı için bile yani 540'a ihtiyaç var. Çok ciddi derecede fark var. O yüzden şuradaki evreyi daha uzun çizmişiz. Daha büyük çizme nedenimiz kaynamasının biraz daha zor olduğunu ifade etmek içindir. Maddenin sıcaklığının arttığı yerlerde maciti kullanıyoruz. Hal değişimi evrelerinde emeli kullanıyoruz. Geri dönüp gösterelim. Sıcaklık artışının olduğu yerler neresidir? Onlara bakacak olursak katı hali, sıvı hali ve gaz hali. Bu yeşille gösterdiğim yerlerde Q eşittir macit kullanılıyor. Ama mavi ile gösterdiğimiz şu evrelerde ise emel çünkü hal değişimi gerçekleşiyor demektir. Maddenin katıdan sıvıya sıvıdan gaz fazına geçerken yukarı doğru bir grafik çizilirken maddenin mutlaka ısı almaya ihtiyacı vardır. Enerji alarak bunlar hal değişimidir. Ama tersine bir durum olsaydı gazdan sıvıya ve katıya geçecek olsaydı Madde ortama ısı vererek ancak böyle bir durum gerçekleştirebilirdi. Isı hızı sabit olan bir ocakla ısıtılan maddenin kütlesinin farklı olması ya iki ocakla ısıtılması durumuyla olur. Grafikteki TE ve TK erime ve kaynama noktalarını değiştirmez. Çünkü erime noktası mesela burada 100 derece buhar yoğuşmuş kaynama noktasıdır. Yoğuşma noktası kaynama noktasına eşittir. Yani 100 derecedir örneğin. E, buz kaç derecede? 0 derecede örneğin. E, su buz haline gelmiş ya da buz olsaydı 0 derecede eriyecekti. Bu ocakla ilişkisi yoktur. Bunun maddenin cinsiyle, saflığıyla alakası vardır. Yani bu süre bazında etkiler ama bu sıcaklık ancak ve ancak maddenin cinsiyle alakalı bir şeydir. Başka bir durum ocak etkilemez bu durumu. İlk sıcaklığı 110 olan bir su buharının grafiğine bakalım. 110'dan enerji verirse 100'e inebilir. Ama 100'den 90'a hemen inmez. Önce bir sabitlik olur çünkü yoğuşma evresi geçirir. Tamamen su olur. Su haline geldikten sonra sıcaklık azalabilir. Sıfıra geldikten sonra gene sıfırdan doğrudan inmez. Çünkü sıfırda artık donacaktır. Buz haline gelecektir. Orada gene bir yatay evreden bahsetmeniz gerekiyor. Yani yoğuşma evresi ve donma evresidir. Tamamen buz haline geldikten sonra aşağıya doğru bir iniş vardır. Yani işte burada su buharı aşağı doğru inerken sıcaklığı her an azalmaz. Yüze kadar azalır, yüzde sabit kalır, yoğuşur. Tamamen yoğuştuktan sonra sıfıra kadar iner su halindeyken sıfıra kadar iner. Sıfırda yine sabit kalır, donar. Tamamen donduktan sonra, katılaştıktan sonra sıfırdan itibaren tekrar aşağı doğru sıcaklık azalmaya başlar. Yani hal değişim sıcaklıklarına ulaştığında hep sıcaklıkların sabit kalması gerektiğine dikkat etmek lazım arkadaşlar. Eşit zaman aralıklarında eşit ısı veren ısıtıcı kaynağıyla kullanılan bir kütleden bahsediyoruz 10 dereceden başlanmış ve sıcaklığın zamanına bağlı grafiği şekildeki gibi olmuş buna göre sıvı ile ilgili hangisi yanlıştır sıvı 70 derecede kaynamaya başlar çünkü 70 derecede bir sabitlik var sabit olduğu evre sıvı ise bu kaynama noktasıdır yani doğrudur sıvının hal değiştirmesi 2 dakika sürmüştür 70 derecede sabit kaldığı zaman 4 ile 6 arasıdır. 4 ile 6 arasındaki fark 2 dakika olduğu için doğrudur. Başlangıçta sıvının miktarı daha az olsaydı kaynama sıcaklığına ulaşma 4 dakikadan az olurdu. Kaynamaya 4 dakika gitmişse bu neye bağlıdır? 4 dakika mc delta t'ye bağlıdır. Yani sıvının cinsi, kütlesi ve bu sıcaklık kaç derece olmuş? 10'dan 70'e çıkmış yani 60 derecelik bir fark oluşmuş. Bu fark için belli bir enerji miktarına ihtiyacımız var. Şayet bu enerji kütle az olursa daha az olur. E daha az enerji daha kısa sürer yani doğrudur. Sıvının hal değiştirmesi için gerekli ısı miktarı kaynama sıcaklığına ulaşması için verilen ısı miktarından küçüktür. Şimdi kaynaması için 4-6 arası 2 dakika gitmiş ama sıcaklık artması için 4 dakika gitmiş. Daha uzun sürmesi daha çok enerji. Çünkü eşit zamanda eşit ısı veriyormuş bu ısıtıcı. 4 dakikada daha çok enerji verir. Hal değiştirmesi demek ki kaynama sıcaklığına ulaşmasından daha az zaman, daha az enerji gitmiş demektir. Sıvının kütlesi daha az olsaydı teta daha küçük olurdu. Şimdi buna baktığınızda şu grafiğin tanjantını yazalım bakalım. Tanjant teta karşı bölü komşu. Karşısı 60. Eşit ısı dediğinde zaman yerine Q alıyorsunuz. Yani Q. Yani delta T bölü Q. Bu da 1 bölü MC demektir. Kütle daha küçük olursa teta ters. Daha küçük olmaz. Yani daha büyük olurdu. Bu seçenek yanlıştır. Cevap E seçeneğidir aynı ortamda özdeş ısıtıcılarla ısıtılan eşit kütleli katı maddelerden bahsediyoruz. Bunların erime ısıları. Özdeş ısıtıcı dediği zaman 2T'ye 2Q, 4T'ye 4Q, 1T'ye 1Q yani T ile Q'ları oran kurabilirsiniz. 2Q. Hal değiştirdiği yerlere baktığınız zaman yatay evreler formül olarak kelemeli kullanıyorsunuz. Önce x için bakalım. 2t 4t arasında 2t'lik bir zaman 2q'luk enerji harcanmış. m çarpı lx. y için t 2t zaman aralığında 1q'luk ısı verecek. m çarpı l'ye. Burada sıcaklıklara bakmaya gerek yok. Çünkü eşit kütle dediği için kütleleri zaten vermiş. Özdeş ısıtıcı dediği için T yerine doğrudan Q alabiliyorsunuz. Ve sonra bunları oranlıyorsunuz. Burada Q'lar gitti, M'ler gitti. Lx bölü Ly'nin 2 gibi bir sonuç verdiğini söylüyoruz. Evet uzunca bir konu anlatmış olduk. Yani maddelerin ısı enerjisi alması durumda sıcaklığı nasıl değişir? Ve her zaman sıcaklığının değişmediğini yani enerji verdiğiniz zaman hal değişimi gibi durumların da olabileceğinden bahsettik arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.